Gayet güzel bir şekilde geliyoruz videomuza. Merhaba arkadaşlar. Bugün sorularınızı cevaplıyorum. Bugün derin mevzulara iniyoruz. Soru sormanız için Instagram'da bir post attım ama ne sorduğunuza bakmadım. Şu anda bakıyoruz beraber. Soru-cevap videonun çok uzun olmasını sevmiyorum. Bunu daha yıllardır söylüyorum. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum sorularınızı cevaplamaya. Yeni saçlarım nasıl olmuş? Bu arada saçlarımı kestim. Can you get back to me? Toparlanacağım sanki ama nasıl? Bir hata yaptım diye bitti mi küçük çiçek benim için her şey? Demiş bir küçük çiçek tamam beni benden aldı bu arada. Şöyle bu konudaki fikirlerim şu yönde. Çoğu zaman ne olursa olsun kendimize minicik bir hata da yapsak, kocaman bir hata da yapsak geri dönülemezmiş gibi bir muamele yapmamız. Yani başkası bu hata yapsa belki bu kadar sert karşılamayacakken sırf kendimiz yaptığımız için kendimize acımasızca davranmamız, kendimizi çok daha fazla eleştirmemiz. Yani bence insanlarda bunun ikisi var. Ya öz eleştiriyi fazla kaçırıyorlar ya da hiç buna sahip değiller. Bence bu yapılan en büyük hatalardan biri. O yüzden benim sana önerim bir hata yaptın diye geri dönüşü olmayacağını, engellenemeyeceğini hiçbir şeyin düşünmemen. Tabii burada da kime nasıl bir hata yaptığını da çok önemli. Yani birini çok kırmışsan veya çok üzmüşsen belki onun için bir şey yapamayabilirsin. Yani o kişiye karşı bir şey yapamayabilirsin ama kendi kendine affedip bundan bir ders çıkarıp daha iyi biri olmak için ya da yaptığın hatayı bir daha başkalarına yapmamak için çabalayarak toparlanabilirsin diye düşünüyorum. Kader konusunda ne düşünüyorum diye bir soru gelmiş. Değişik bir soru aslında. Bununla ilgili düşüncelerim çok fazla değişiyor ve kendi kafamda çok fazla sorularım var bu konuyla ilgili. Yani şöyle bir şey var. Bir şey kaderimizde yazıldığı için mi başımıza geliyor? Yoksa biz bir eylem gerçekleştiriyoruz ve o gerçekleştirdiğimiz eylemin sonunda kelebek etkisi gibi bir şeyler oluyor ve sonucu başka bir şey mi doğuruyor? Eğer kader diye bir şey varsa benim kaderimle başka insanın kaderini bağlayan şey ne? Bunlar benim kafamdaki çözemediğim sorularım ve sürekli sorduğum sorularım. Ama hiçbir zaman bir şeye ne kader deyip bırakırım ne de kaderim böyleymiş diye kendi yaptığım hataları, kendi yaptığım sorunları veya kendim sorumlu olduğum şeyleri böyle hayata karşı suçluyorum. Ve demek istediğim şey kendi yaptığım şey kendi sorumluluğum. Bunu hiçbir zaman kadere vurmuyorum ve vurulmamasını öneriyorum. Yani bir hata yapıyoruz bazen ve sonucunu yaşarken bunun kader olduğunu savunuyoruz. Böyle bir şey yok. Biz bir hata işledik ve bedelini ödüyoruz çoğu zaman. Ama bunun farkına varılmaması bence üzücü bir şey. İnsanın kendisine yapacağı en iyi yatırım nedir? En iyi faaliyet, etkinlik, alışkanlık, uğraş vesaire. Bu soruya vereceğim tek bir cevap var. Bir insanın kendine yapabileceği en iyi yatırım bağımsız olduğunun farkına varma bilinci. Yani demek istediğim şey şu. Hiç kimseye bağımlı olmadığını fark ettiğin anda, kendi başına çok güçlü olduğunu anladığın anda ve kendi kendineyken de birine ihtiyaç duymadan, birinin varlığını aramadan bir birey olarak gününü güzel geçirebildiğin zaman bu herhalde kendine kattığın en güzel şey diye düşünüyorum. Çoğu zaman insanlarla konuşurken, sohbet ederken ya da böyle fikirlerimi paylaşırken bana güçlüsün, güçlü bir insansın demesinin sebebi kendi kendime de yaşıyor olabilmem ve bağımsız olabiliyor olmam. Yani sevdiklerim benim için çok değerli. Arkadaşlarım, ailem, çevrem veya hayatınıza girecek olan insanlar çok önemli tabii ki de. Ama onların sizin hayatınızın bir parçası olduğunu unutmadan, onlarsız da yaşayabileceğinizi, onlarsız da devam edeceğinizi bilerek ve bazı insanlar kötü şeyler yapıp hayatımıza çıktığı zaman yine de onsuz da güçlü olduğunu bilerek hayata devam etmen herhalde kendine katabileceğin en güzel şeydir diye düşünüyorum. Çünkü bu da mutluluğu getirir yani. Mutlu olursun eğer kendine kalabilirsen. Çünkü kendi kendine de yetiyorsundur. Mutlu olmak için, bir şeyleri başarmak için kendini birine bağlamamışsındır. Çünkü insanlar bencildir arkadaşlar ve her şey olabilir. O yüzden kendinizi hiçbir zaman kimseye bağlamayın. Gerçekleşmeyeceğini bildiğimiz hayalleri kurmaya devam etmeli miyiz? Evet, tam adamına sordunuz. Hayatımın yarısı hayal kurmakla geçiyor benim. Ya eskiden ben kendime şu bakımdan çok kızardım. Hani gerçek olmayacağını bildiğim şeyleri hayal edip de moralimi bozmak istemezdim eskiden. Ve kendi kendime şey derdim. Asburcu hani bunu hayal edersen bu gerçek olmaz ya. Bunu hayal etme. Bırak. Gerçek olursa hani daha güzel olsun. Çünkü genelde hayallerimiz gerçekten çok daha güzel ve özel oluyor. Hani tam ideal olmak istediğimiz şeyi görüyoruz hayallerimizde. Bu yüzden de hayallerimiz bizi
çok büyük bir hayal kırıklığına itebiliyor günün sonunda. Ama ben her şeye rağmen o hayal gerçek olmayacak olsa da yine de hayal kurma taraftarıyım. Çünkü bilmiyorum ya, umut güzel şey, hayal etmek güzel şey, düşüncelere dalmak bence güzel şey. Hayal etmek bir nevi düşünmeyi de tetikleyen bir şey ve düşünmenin de çok önemli olduğunu düşündüğümden. Gerçekleşmeyecekse bile o seni mutlu ediyorsa bence o hayali kurmaya devam etmelisin. Din ve inançlarla ilgili düşüncelerini merak ediyorum Aspurça ve seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Dinle ilgili şöyle bir düşüncem var. Kendimin hangisini benimsediğimi veya nasıl baktığımı değil de şunu açıklamak istiyorum ben. Benim bu dünyadaki her türlü inanca saygım sonsuz. İsteyen istediğine inanmakta özgür. Benim kapalı arkadaşlarım da var, açık arkadaşlarım da var, herhangi bir dine mensup olmayan arkadaşlarım da var, dinini çok önemseyen arkadaşlarım da var. Her zaman onlarla sohbet ederken de onlara söylediğim şey şu. Eğer sen bana saygı duyuyorsan ben de sana saygı duyuyorum. Eğer karşı taraf benim bakış açıma, görüşüme ve yaşayış biçimime, günümü geçiriş tarzıma ya da inançlarıma saygı duyuyorsa aynı şekilde ben de onu duyuyorum ve aramızda bir problem olmuyor. Genelde dini konuları ve kendi inancımı beni anlayabilecek insanlarla konuşmayı tercih ediyorum. O yüzden her yerde, her ortamda açtığım bir sohbet değil bu. Ama bu inancı bir kenara bırakırsak ben herkesin herkese bu konuda saygı duyması gerektiğini düşünüyorum. İnancımız ne olursa olsun hepimiz birbirimize uyum sağlamalıyız bence. Çünkü kim nasıl mutluysa öyle yaşasın yani. Bunun belli bir şeyi yok bence. Hayatın kötü yanları, dünyanın adaletsizliği o kadar fazla ki bazen bu durumda başa çıkamadığımı hissediyorum. Sana da oluyor mu? Bana bu hemen hemen her gün oluyor. Artık olan şeylere, böyle gördüğüm haberlere ya da yapılan adaletsizliklere üzülmekten tepki veremiyorum. Artık ne yapmalıyım ben de bilmiyorum. Hani bilinçli olmalıyım, bilinç yaratmalıyım ama artık o kadar fazla ki günümüzde ya da o kadar fazla gözümüze çarpıyor ki artık. Bu durum beni de çok üzüyor. Ama böyle durumlarda ben ne yapıyorum onu söyleyeyim sana. Kendimi toparlayıp ileride bir gün bu mağdur olan, kötü durumda olan, kötü şeylere maruz kalan insanlara yardım edebilme ihtimalim olduğunu düşünüp kendimi daha da motive ediyorum. Daha da güçlü bir insan olmaya çalışıyorum. Daha başarılı bir insan olmaya çalışıyorum ki ileride ben sesini duyuramayan insanlara yardım edebileyim. İleride ben yardım eli uzatılmayan insanlara yardım eli uzatabileyim. Bence bunun da seni bu şekilde iyi yönde tetiklemesi lazım. Eğer böyle adaletsizlikleri, kötü şeyleri, kötü muameleyi, şiddeti ve bu tür şeyleri çok fazla görüyorsan gündemde veya hayatında kendini daha güçlü yapmaya, daha başarılı, daha iyi olmaya it ki ileride sen o noktaya geldiğin zaman bu gördüğün şeylere dur diyebil. Bir sesin olabilsin bu konuyla ilgili. Çünkü ben şu anda sadece üzülebiliyorum ama belki ileride gücüm olursa bir şey de yapabilirim bu konuyla ilgili. O yüzden bence sadece bakıp üzülmek yerine kendimizi geliştirmeyi ve bu sorunu çözebilecek adaylar olmaya çalışmalıyız diye düşünüyorum ben. Bu arada mesleğimiz ne olursa olsun, nasıl bir kariyer seçiyorsak seçelim, her zaman yapabilecek bir şeyimizin olduğuna inanıyorum ben bu konuda. Gelecekteki mesleğin için endişe ettiğin, nasıl yapacağım doktorluğu dediğin anlar oldu mu, ne zamandı? Bunu gerçekten bir hafta falan önce arkadaşımla yaptık bunun sohbetini. Ailemle de yapıyorum. Diyorum ki ben gerçekten 2,5 sene sonra doktor oluyorum. Bildiğiniz hastaların karşısına geçip muayene etmeye başlayacağım bir yıla giriyorum ve kendi kendime şey diyorum. Bunu yapabilir miyim acaba gerçekten? Yani bu kadar az mı kaldı gerçekten? İnanın beni de çok şaşırtıyor ve zaman zaman çok korkutuyor. O yüzden meslek kaygınız olması çok normal bir şey. Benim için de şu an büyük bir belirsizlik var. Yani ne yapacağım, nereye gideceğim, nasıl bir yol izlemek istiyorum, hiçbir şey net değil. Ve bu da beni zaman zaman korkutup geliyor. Ama arkadaşlarıma ve ailemle bu konuyu bahsettiğim zaman, onlarla bu konuyu konuştuğum zaman kendimi daha iyi hissediyorum genelde. Yani böyle sakinleştiriyorlar. Sakin ol, az buçuk olacak, yapacaksın, iyi gidiyorsun diye. Senin şu anda bu konuyu konuşup da rahatlayabileceğin biri yoksa ben söylemek istiyorum. Gayet iyi ilerliyorsun bence. Ayrılığa cesaret edemediğinde senden ayrılmasını karşı taraftan bekledin mi hiç? Ya bu bana dünyanın en saçma şeyi gibi geliyor. Asla öyle bir şey olmadı. Çünkü ne istersem ona her zaman cesaret ettim. Eğer ayrılmak benim için çözümse ve ayrılmamak iki tarafa da böyle bir zindan haline gelecekse ve böyle bir işkenceye dönüşecekse ayrılırım, bunu da medeni bir şekilde iki insan gibi konuşabileceğimize inanıyorum karşı tarafla. O yüzden eğer böyle bir hissiyatım olursa, olsaydı herhangi bir koşulda konuşmayı
tercih ederdim. Ediyorum yani günlük yaşantımda. Konuşmayı tercih ediyorum. Bunu sadece sevgili olarak düşünmeyin. Arkadaş olarak size zarar veren biri varsa hayatınızda ya da sevgili olarak artık istemediğiniz biri varsa hayatınızda bunu konuşabilmelisiniz ve bunu rahatça açık açık söyleyebilmelisiniz. Böyle oyunlar oynamak, gizli kapaklı işler çevirmek hiç hoşuma gitmez benim. Genel olarak her türlü insan ilişkisinde, arkadaş ilişkisinde, flörtte ya da ne bileyim ailevi ilişkilerde hepsinde bu şekilde oyunlar çevirmek, bir şeyler yapmak, taktikler izlemek, onu bunu yapmak falan hiç bana göre değil ve hoş da değil bence. Karşı tarafa açık olun. Fikrinizi açıkça söyleyin. Düşüncelerinizi açıkça söyleyin. Yani ben böyle yapıyorum. Bu zamana kadar da hiç zararını görmedim. Hep faydasını gördüm. O yüzden öyle bir şey yapmazdım asla. Açılmak istiyorum ama cesaret edemiyorum. Korkuyorum. Ne yapmalıyım? Yine güzel bir soru hemen taktik veriyorum. Neyse. Az önce söylediğim soruyla bağlantılı aslında. Eğer açılmak istiyorsan tek yapman gereken gidip açılmak. Biliyorum bunu böyle söyleyince çok da kolay değil. İnsan çok gerilir yani. Benim de asla yaptığım bir şey değil bu tavsiyeyi vermiş olsam bile. Ama bu seni gerçekten heyecanlandıran bir şeyse, gerçekten bunu yapmak istiyorsan bence kesinlikle yapmalısın. Kendin için düşün bak. Bu konularda bencil olmak lazım. Burada açılırsan onun iyiliğine değil, senin iyiliğine oluyor. Çünkü sen istediğini yapıp rahatlamış oluyorsun ve acaba yapsa mıydım? Acaba yapsa mıydım korkusundan kurtulmuş oluyorsun. Bu mantıkla gidecek olursak açılman senin için daha iyi ondansa. O yüzden bu konularda bencil ol. Kendi istediğin gibi hareket et. Şey gibi düşün. O ne isterse düşünsün. Ben açılmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Ve hislerimden bahsetmek istiyorum. O zaman ben bunu yapıyorum de. Ve kendin için bunu yap. Karşı taraf için bunu yapma. Sonuçta kendini mutlu edeceğin bir eylem eğer olumlu gerçekleşirse. Olumsuz gerçekleşirse de sağlık olsun. İleride arkadaşlarımla güleceğim tatlı bir anı olur. Ben öyle düşünüyorum her zaman. Çok zor bir duruma girdiğim zaman diyorum ki eminim birkaç hafta sonra ya da bir ay sonra falan ben bunu gülerek anlatırım diyorum. Ve gerçekten de gülerek anlatıyorum. O yüzden sen de öyle düşün. Her neyse birkaç sorunuzu cevapladım. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. Umarım buraya kadar da izlemişsinizdir. Ben çok eğlendim çekerken. Güzel soruları sormuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı cevaplayamadıysam bana Instagram'dan mesaj atın. Özel olarak cevaplamaktan da yine mutluluk duyarım. Beni takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum.